Arkadaşlar, herkese selam. Tatilde olabilirim ama tabii ki sizi unutmuyorum. Temmuz ayında burçları neler bekliyor? Kim ne yaşayacak? Hangi alanda kısmetiniz açılacak? Bunu kimden öğreneceğiz? Şöyle Temmuz ayının yorumlarını alalım mı? Kime bağlanıyorum? Can'a. Can Aydoğmuş. Can'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Nur. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Bu arada için. Hemen söylemem gerekiyor. Çok havalı. Can şu anda Kanada'dan bağlanıyor bize. Ay çok teşekkürler. Kanada'dan hepinize sevgiler. Can'cığım neler oluyor bu Temmuz ayında? Bütün burçları neler bekliyor? Senin şöyle manşetlerin vardır. Dikkat çekici açıklamaların vardır. Onlardan istiyorum bugün senden. Tabii kesinlikle. Şimdi bir kere her şeyden önce bu 2021'in yazı aslında çoğu insan için hayatındaki kısır döngüleri kırması, kendi içindeki pek çok şeyi değiştirebilmesi için çok büyük bir fırsat barındırıyor. O yüzden şimdi tek tek burçların üstünden geçeceğim. Şöyle başlıyorum. Yapalım mı tek tek? Şimdi ben arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Onlar dakika tutacaklar bize. Hiçbir burcu haksızlık olmasın, olur mu? Çünkü bende böyle bir sistem var. Dakika dakika her burcu anlatalım, olur mu? Tamam. Başlayalım. O zaman Koç'ta. Başlıyorum. Evet. Koç burcu. Koç, siz de söyleyeceksiniz bana galiba. Ben söyleyeceğim. Evet, ben söyleyeceğim sana. Tamam, okey. Başlıyorum. Şimdi Koç burcu, bir kere her şeyden önce Koç burçları için bu yaz özellikle kendi hayatlarında biraz yeni eğitimler almaları gerektiği, aileleriyle ilgili bazı konuları çözmeye yoğunlaşmaları gerektikleri bir dönemin içinden geçiyorlar. Kendi içlerinde aslında çok böyle dinlenmeye inanılmaz ihtiyaç duyabilirler. Bir taraftan da para ve finansal konularla ilgili çok ciddi endişeleri olabilir. Ama şunu söyleyeceğim özellikle Koç burçları için. Kesinlikle parayla ilgili korkmasınlar. Bu dönem, yani ilerleyen dönemde bazı sıkıntıları olsa da ya da endişe etseler de ileriki süreçte sonuç olarak kesinlikle çok rahatlayacaklar. Ama Koç burçları mutlaka enerjilerini çok daha dengelemeliler. Aynı zamanda bol bol doğa ile iç içe meditasyonlar yapmalılar, ağaçlara sarılmalılar. Enerjilerini daha dengelemeleri gereken bir dönemin içindeler. Kendi varsa kardeşleri, aynı zamanda aile üyeleriyle ilgili böyle iniş çıkışlar, gerginlikler, agresyon geliştiriyor olabilirler. Mutlaka benim YouTube kanalımdaki aile dizimi nedir ve aile dizimi meditasyonumu yapmalarını özellikle çok tavsiye ederim. Çok faydası dokunur, çok iyi gelir. Şöyle bir şey var. Koç burçları mutlaka ilerleyen bu süreçte, Temmuz ayında pek çok koç burcu için seyahatler, dışı gezileri, aynı zamanda hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, bütün bunların hepsiyle ilgili çok büyük kısmetlerinin oldukları, şansların oldukları bir dönem. Bir Temmuz ayı olacak. Peki. Evet, yani bütün koç burçları yurt dışına gidecek demiyorum ama kesinlikle seyahatler ve bazı tatillerle ilgili kısmetli oldukları bir dönem, çok güzel dinlenecekler, çok güzel tatil yapacaklar. Süper. Temmuz ayınız böyle geçecek sevgili koçlar. Ya sevgili boğalar, hazırsanız başlayalım bakalım. Boğaları nasıl bekliyor bu ay? Evet, boğa burçları için bir kere kesinlikle şunu söyleyeceğim. Yani şu an ve önümüzdeki dönemde boğa burçlarının kazançları artacak. Oo, şahane. Hayatlarından kazançları artacak. Aynı zamanda kasalarındaki paranın artımı ile ilgili açı var. Yani Temmuz ayında bununla ilgili işaretler ortaya çıkabilir. Hani çıkmazsa da ileriki süreçte 2022 Nisan'a kadar zaten olacak. Ama harika. Yani dönem, kısa dönem adımına şunu söyleyebilirim ki boğa burçları iş hayatları, kariyer hayatları ile ilgili ya da çalışmıyorsa eğer dışarıya karşı görünen yüzü, dış dünyası, karizması ile ilgili endişe ettiği, gerildiği bir dönem içinde olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle hem kariyer hayatı hem de dışarıya karşı olan yüzü, dış dünyası ile ilgili çok güçleneceği, pek çok şeyi kavrayacağı, çözeceği bir dönemin içinden geçiyor. Süper. Bu dönemin içinde boğa burçları insanlardan onlara gelen geri dönüşleri iyi değerlendirmeliler. Birazcık daha böyle egolarını
mümkün olduğu kadar aşağıya açıp alıp tepkilerini düşürmeliler. Kariyer hayatlarıyla ilgili bu dönem hayatlarında geçen şeylere kesinlikle üzülmemeli. Bu dönem yaşadıkları şeylerin onları çok daha yaşadığını, çok daha güç vereceğini bilmeliler ve kesinlikle ve kesinlikle kazançlarının artacağını iş hayatlarından ya da hayatlarının pek çok yerinden bilmeliler. Başkalarına para vermelerini, yani şöyle, tabii ki de iyilik yapmalılar, yardım etmeliler, tanımadıkları, etmedikleri insanlara iyilikler ve yardım etmeliler. Ama tanıdıkları kişilere verdikleri borç ya da parasal şeyleri geri almakla ilgili belki sorun ve sıkıntı yaşayabilirler. Ama sonuç olarak onların kasası parayla dolacak, para onlara gelecek. Eğer gelmeyen bir para da varsa evrenden, yaşamdan farklı bir yerden gelsin diyebilirler. Benim YouTube kanalımdaki özellikle para meditasyonumu düzenli olarak yapmalarını çok tavsiye ederim. Çünkü parayla ilgili, parayı kendilerine çekebilmekle ilgili çok pozitif açıları var ve çok güçlü açıları var. Onu da çok net ve somut bir şekilde söyleyebilirim. Yani şunu diyorsun, para yok diyorlarsa para fırsatları geliyor. Sen evet, çok güzel meditasyonlar yaptırıyorsun, onu biliyorum. Oradan da destek alabilirler. Boğalar kimseye borç vermesinler. Öncelikle onu söyleyelim bu ay için, değil mi? Çünkü verdiğin para geri gelmeyecek. Peki. Evet, 8. evlerindeki açı, yani ilişki karşılığındaki insanlardan para gelen yerdeki açı oradaki enerjiyi düşürüyor ve para verdikleri zaman borç olarak kastediyorum. Paranın gelmeyeceğini ama iyilik yapsınlar, yani bunu vurgulamak istiyorum. Mutlaka ama mutlaka yardıma muhtaç insanlara yardım etsinler, kedilere, köpeklere, hayvanlara yardım etsinler, iyilik yapsınlar. Yani ben böyle söyleyeyim, iyilik yapmayı da durdurmasınlar. Peki. Sadece borç verme ya da kefil olma gibi konuları kastediyorum dikkat özellikle. Dikkat etsinler. Peki. Şimdi bizi, bu videoyu izleyenlere bir kez daha söyleyelim. Dakika tutuyoruz ve her burcu o dakikaya göre yorumluyoruz. O yüzden kimseye haksızlık olsun istemiyorum. Hemen ikizlere geçiyorum. Boğa'dan sonra Temmuz ayında ikizler sizi neler bekler? İkizler burçları için bir kere her şeyden önce kesinlikle ve kesinlikle dış dünyaları ve kariyer hayatları ile ilgili çok pozitif açıları olan bir dönem. Sadece bu dönem babaları, o babaların ailesi, aynı zamanda özellikle işte devletle ilgili konular, mahkemeler, eğitimlerle ilgili olan özellikle konular gibi ya da yakın yurt dışı, yani daha deniz aşırı uzak yerler değil de daha işte Avrupa ya da Türkiye'nin etrafındaki ülkeler ya da yurt dışı ile ilgili diyelim, birazcık zorlama olan açılar var. Devletle ilgili her türlü işlemle ilgili zorlama olan açılar var. Kasmasınlar, sakin olsunlar. Buradan da öğrenecekleri çok şeylerin olduğunu gösteriyor ama sonuç olarak onları da şifalandıran, olumlu yönde etkileyen bir dönemin olduğunu gösteriyor. Süper. Kariyer efendim? Süper diyorum. Harika. Kariyer hayatlarıyla ilgili kesinlikle ama kesinlikle çok rahatlayacakları bir dönem var. Özellikle Jüpiter'in kariyer hayatlarındaki etkisiyle zaten 2022 Nisan'a kadar olan süreçte kesinlikle kariyer hayatlarında ve dış dünyalarıyla ilgili çok pozitif, çok olumlu şeyler yaşayacaklar. Çok mutlu olacaklar kariyer hayatlarıyla ilgili. O evlerine, ev yaşamlarına da sonuç olarak yansıyacak. Yalnız şunu söylemek istiyorum İkizler Burcu'na. İkizler Burcu 2022 Nisan'a kadar, özellikle bu Temmuz ayında da, zaten Mayıs ve Haziran'da da yaşamıştırlar, kendileri ve ilişki hayatları ile ilgili dönüşümler, kısır döngülerin kırılması gibi bir süreçten geçiyorlar. Bazı geçmişteki kişiler ya da ilişkilerindeki bazı insanlarla ilgili tam olarak kopamama, içinden çıkamama gibi bir şey yaşıyor olabilirler. Benim YouTube kanalındaki bağ kesme meditasyonumun bütün geçmişlerindeki ilişkilere, evli olsalar bile, sevgililer olsa bile, geçmişteki ilişkilerine ya da onları kötü etkileyen herkese, her şeye, iş yerlerine yapmalarını çok tavsiye ederim. Çünkü şu anki özellikle astrolojik açıdan dolayı onları kendilerinde bir şeyleri çözmeye ve karşılarındaki onları olumsuz yönde etkileyen her türlü kişi, kuruluşları temizlemeye yönlendiriyor. O yüzden bununla ilgili mutlaka çalışmalar. Yalnız İkizler Burcu'na şunu söyleyeceğim. Temmuz'un özellikle 8'ine kadar, 9'una kadar olan süreçte Merkür'ün ters dönüşünün etkisi devam ediyor. Temmuz'un başına kadar birazcık böyle kendilerine kafaları karışık ya da daha yavaş gidiyor gibi
hissediyor olabilirler. Gölgesi var çünkü Merkür ondan sonra 8'den sonra hızlanıyor. Ondan sonra çok daha rahatlayacaklar. Evet sevgili ikizler, geçmişle bağ kesmezsen geçmiş seninle birlikte gelecek ve gelecekte de hayal ettiğin şeyleri yaşayamayacaksın dedi anladığım kadarıyla. Geçmişle bağ kesmek gerekiyor. Ya sevgili yengeçler, Temmuz ayında sizi neler bekler? Yengeç burçları için bir kere her şeyden önce şunu söyleyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle şanslarının yüksek oldukları bir dönem onlar için geliyor. Şu an öyle hissediyor olabilirler. Çok kaygıları olabilir. Aileleriyle ilgili bazı konularda mutlu olmayabilirler. İlişkileriyle ilgili bazı konularla ilgili endişeleri olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle önümüzdeki dönemde, bu yazdan sonra da, bu kıştan sonra da, özellikle Aralık ayından sonra, çok ciddi anlamda şanslıyım, ah gerçekten şanslıyım diyecekler. Ay süper. Hem babalarıyla ilgili, hem bütün devlet konularıyla ilgili, bütün eğitim konularıyla ilgili, mahkemeler özellikle, evrak kağıt işlemleri, bütün bunların hepsiyle ilgili çok mutlu olacakları şeyler olacak. 2022 Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar olan süreçte bir mahkemeleri, bir şeyleri varsa çözülecek. Çok rahatlayacak ama haritalarından çok net bir şekilde görüyorum ki biraz endişeliler, biraz kaygılılar, stresliler. O yüzden özellikle bol bol meditasyon yapmalarını çok tavsiye ediyorum. Mesela bir de parayla ilgili bazı çok ciddi kaygıları var. Finansal konularla ilgili. Dürüst olmak gerekirse yani bunun daha 2023 yani önümüzdeki dönemde adım adım iyi şeyler olacak. Kesinlikle kariyer hayatlarıyla ilgili bazı açılımlar, bazı şeyler de olacak. Ama asıl 2023 Ocak'tan sonra çok iyi olacak. Yani ne diyorsun? O zaman kötü olacak demiyorum. Ondan sonra çok daha iyi olacak diyorum. Özellikle ve şöyle bir şeyleri var yengeç burçlarının. Mutlaka ilahi kaynakla artık dinleri, inançları her neyse mutlaka yönelsinler ya da işte dine inanmıyorlarsa da ya da spiritüel ya da her neyse mutlaka bol bol o kaynakla bağlantıya geçsinler, meditasyon yapsınlar, o pozitif enerjiye yönelsinler. YouTube kanalında da bununla ilgili bir sürü meditasyonlar var ya da çeşitli, daha çok tavsiye ederim. Ama şunu söyleyeceğim, yengeç burçları için babalarıyla ilgili konuları hayatlarında şifalandırmaları için çok önemli. Ben şu an böyle söylediğim zaman benim babamla ilgili bir konum yok ki diye düşünüyor olabilirler. Ama mesela özellikle babayla ilgili benim meditasyonlarım da var. Baba ailesi ve baba tarafıyla ilgili çalışmalar yapsınlar. Bu genel hayatlarında bu dönem çok büyük bir şifalandırma ortaya kesinlikle çıkartabilir. Yengeçler, müjdemizi istiyoruz. Evet, bu yıl kötü geçmeyecek ama 2023 sizin için bomba bir yıl olacak değil mi? Özellikle maddi konuda. Süper bir yıl olacak. Sonrası, evet. 2023 Mayıs sonrası. Sonrasında, evet. Peki. Evet, çok iyi olur. Şimdi sırada aslanlar var. Temmuz ayında aslanları neler bekliyor Can? Yine böyle bomba açıklamalarında, yüz güldüren açıklamalar bekliyoruz senden. Ya aslan burçları için dürüst olmak gerekirse 7. evlerinde, ilişki evlerinde Satürn var. Bu çok güzel bir şey. Yani şöyle... Ne anlama geliyor? Bir sürü insan özellikle Satürn hangi burçta, hangi yerde olursa çok kötü, çok olumsuz yönde etkiler gibi düşünürler. Ama Satürn aslında 6, 8, 12 ve 3. evlerde çok iyidir ve 7. evde dik balıdır. Yani 7. evde, ilişki evinde Satürn uzun süreli ilişki verir. Uzun süreli evlilik verir. Ay süper. İlişki ve evlilik hayatında düzen getirir. Harika. İlk başlarda 2020'nin Ocak ayından sonra ilişki hayatlarıyla ilgili bazı sıkıntılar, sorunlar yaşamış olabilirler. Ama bu önümüzdeki dönemde, bu yaz ve sonraki dönemde özellikle ilişki hayatlarıyla ilgili uzun yıllardır yaşadıkları sıkıntılar, sorunlar, problemler, şikayet ettikleri şeylerin çözüleceğini ve onlar için uzun süreli, sağlıklı, çok daha düzenli ve güçlü bir ilişki formatının hayatlarında olacaklarını gösterir. Bu evlilerse de geçerli, evli değillerse de geçerli. Aynı zamanda evlilik açısı verir. 7. evdeki Satürn çok pozitif ve çok olumlu bir etki verir. Süper. Zaten özellikle aslan burçları için eşlerinden, ailelerinden, eşlerinden veya işlerinden toplu paraların geleceği bir dönem onlar için. Daha 2000'den ne olsun ya? Aslanlar daha ne olsun sizin için? Evlilik var, para var.
Evet. Sağlık da güzelse sorun yok. Özellikle toplu paraların geleceğini, finansal konularla ilgili, para konularıyla ilgili mutlu olacakları şeylerin hayatlarında ortaya çıkacaklarını gösteren bir Ay dönem. Tamam, süper. Temmuz ayında bununla ilgili mutlaka çalışsınlar, meditasyonlar yapsınlar. Benim de özellikle ruh eşleriyle ilgili ve paralarla ilgili bir sürü meditasyonlarım var YouTube kanalımda, yapmalarını çok tavsiye ederim. Çünkü aslan burçlarının kariyer evlerinden gelen para yerinde çok güçlü bir çoğaltıcı, Harika. arttırıcı açı var. Ve şunu söylemek istiyorum. Aslan burçlarının kazançları artacak. İş hayatlarından kazançları artacak. Sadece bu dönem belki çocuklarıyla ilgili ya da kendi yarattıkları, ürettikleri bazı konularla ilgili şey yapabilirler. Yani böyle onlarla uğraşırken sıkılabilirler ya da böyle onları biraz gerebilir özellikle. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hani sadece orada çok enerjileri olmayacak. Enerjileri daha dış dünyada ya da Peki. daha farklı şeylerde olacağını gösteriyor. Daha enerji oraya doğru yönlendiriyor. Can, aslanlara çok torpil geçtik bu arada. Süremizi açtık aslanlarda. Tamam, güzel. Aslanlar için iyi yani. Güzel Özellikle. bir yıl olacak aslanlar için. Peki, başaklar, onları neler Başak. bekliyor? Evet. Başak burçları için özellikle şunu söylemek istiyorum. Kariyer hayatlarında çok büyük yükseliş yaşayacakları, kariyer hayatlarında değişim yaşayacakları bir dönemin içindeler. Yani değişim yaşayacaklar derken kariyer hayatlarında oldukları noktada da çok ciddi anlamda bir yükseliş yaşayabilirler. Aynı zamanda tabii yeni şeyler de gelebilir iş olarak onlara, ama kesinlikle %100 evleri değişecek. Zaten değişmiş olabilir 2020 Eylül'den bu yana. 2020 Eylül ile 2022 Nisan arasında evlerinin değişeceğini, kariyer hayatlarında yükselecekleri bir dönem olduğunu gösteriyor. Başak burçları ilişki hayatları adına kesinlikle çok mutlu olacak, çok şifa Harika. olacak, çok pozitif şeyler gelecek. Sadece birazcık belki annelerinin ailesiyle ilgili, evcil hayvanlarıyla ilgili, beraber çalıştıkları insanlarla ilgili sıkıntı ve sorun yaşadıkları bir dönemin içinden geçmiş ve geçiyor olabilirler. Özellikle iş yeriyle ilgili benim YouTube kanalımda meditasyonum var, aileyle ilgili meditasyonlarım var. YouTube kanalındaki meditasyonlarımı yapmalarını çok tavsiye ederim. Yalnız şunu söyleyeceğim, Başak burçları şunu bilsin ki kesinlikle ve kesinlikle bu dönem kariyer ve işle ilgili çok pozitif açıları var. Ama evlerindeki enerjiyi temizlemeleri lazım. Yani evlerinin enerjisini ne kadar arındırırlarsa, ne kadar feng shui yaparlarsa evlerine, evlerinin işte yönlerini, doğru yönlerinin enerjilerini aktive ederlerse o kadar daha çok kariyer hayatlarında bir yükseliş, gelişme, ilişki hayatlarında rahatlama yaşarlar. Çünkü Harika. ev onların içsel dünyası, kökleri. Kök ne kadar sağlam olursa yukarısı o kadar özellikle güçlenerek ilerler. O yüzden de mutlaka bu konuyla ilgili de zaten YouTube kanalında ev ve Peki. yaşamanın enerjisini temizleme meditasyonu, enerjisel çalışmalarım var. Bir sürü şeylerim var. YouTube kanalından yapmanı tavsiye ederim. Kitaplarımda da anlatıyorum. Kendileri de Başaklar için araştırabilirler. ben bir şey daha soracağım. Gerçi süremiz doldu ama sormadan geçemeyeceğim. Ev alanındaki o enerjileri temizlesinler ama ikili ilişkilerde bir atılım, bir gelişme, bekarlara evlilik vesaire var mı? Var var. Onu en başına söyledim. İlişki hayatlarıyla ilgili çok mutlu olacakları, çok pozitif açılımlar var. Süper. Ama dürüst olmak gerekirse bunu tam olarak 2022 Nisan'a kadar yaşayacaklar. Yani şöyle, şu andan itibaren önümüzdeki dönemde bununla ilgili adımlar var. Bir şeyler çözülüyor. Birazcık Eylül, Ekim, Kasım ayında sıkılıp bunalabilirler. Aralığın 13'ünden sonra açılmaya başlayacak. 2022 Ocak, Şubat, Mart çok iyi. Özellikle Mart'ın 14'ünde Nisan'ın 15 arasında Harika. çok açılar var. Peki başaklardan sonra teraziler buradalar, videomuzu izliyorlar şu anda. Sevgili teraziler, bakın bu güzel ay Temmuz ayı sizlere neler getiriyor? Hangi alanda başarı var? Evet. Terazi burçları ile ilgili kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere her şeyden önce sağlıklarının şifalandığı, iş hayatlarında beraber çalıştıkları insanlarla ilgili şifalanmalar yaşadıkları, evcil Süper. hayvan anneleri, annelerinin kardeşleri, ailesi, aynı zamanda özellikle yatırımlarından elde edecekleri paralarla ilgili çok iyi ve pozitif bir dönem. Ama özellikle yatırım evlerinde
Ve tabii çocuklarını ve kendi yarattıkları, ürettikleri şeyleri de etkileyen yerde Satürn'ün etkisi olduğu için çok daha sakin olsunlar. İyice araştırıp, sorgulayıp, her konuda uzmanlara danışarak kararlar alsınlar. Çünkü özellikle yatırımlarıyla ilgili yanlış kararlara yönelirlerse sıkılıp bunalacakları bir dönemden geçebileceklerini gösteriyor. Zaten 2020 Ocak'tan beri bu böyle. Özellikle bununla ilgili dikkat etsinler. Ama ileriki süreçte bu süreçte bu onlara çok şey öğretecek ve ileriki süreçte çok daha mutlu olacaklar, rahat edecekler. Zaten özellikle ilerleyen süreçte de çok büyük başarılar elde edecekler. Kendilerini şanssız hissediyor olabilirler bu dönem. Mutlaka benim tavsiyem koyu renkleri mümkün olduğu kadar kullanmasınlar. Özellikle morla, siyah, lacivert, koyu mavi, mor, eflatun gri, kahverengi, bordo renkler kullanmasına, daha çok sarı, kırmızı renkler, turuncu renkler, canlı renkleri çok daha fazla tercih etsinler. Her zamanda da bol iyilik yapsınlar. Kedilere, hayvanlara bol iyilik yapsınlar. Benim YouTube kanalımdaki meditasyonları da yapabilirler. Kitaplarımı da okuyabilirler. Onlara ne iyi geliyorsa onları da özellikle yapabilirler. Ama bir şey yapsınlar diyorsun bu noktada, bu enerjiyi dağıtmak için. Evet, yani şöyle, harita şunu gösteriyor. Enerjini aç. Kendini çok daha kendi gücünü ortaya çıkar. Hayatında yaşadığın şeylerden dolayı yaşamı suçlama, ilahi kaynağı suçlama, yaşadığın her şeyin sana bir ders vermeye çalışıyor diye aslında burada bir mesaj var. Peki. Bu mesajı görüp ona göre hareket etmeliler. Böylelikle özellikle hayatlarına daha rahatlayacakları, aileleriyle ilgili çok önemli bir dönem. O yüzden aile dizimi konularına yönelsinler. Onunla ilgili de YouTube kanalında bir sürü video var zaten. Peki. Sevgili akrepler ne yapıyorlar Temmuz ayında? Sevgili akrepleri neler bekliyor? Onlar neye dikkat etsinler? Onlar için tavsiyelerin ne? Akrep burçları ile ilgili özellikle şunu söyleyeceğim. Ben de biliyorsun akrebim. Yükselen aslan. Şimdi şöyle, akrep burçları ile ilgili özellikle ve özellikle evleriyle ilgili kendi içlerinde uzun bir dönemdir uğraştıkları bir sürecin içinden geçiyor. Gerçekten ben de 2020 Ocak'tan beri bir ev konusuyla uğraşıyorum böyle. Kanada'ya da geldim, evi döşüyorum, evi tuttuk falan. Yerleştin Şimdi bayağı sen Kanada'ya bu arada, değil mi? tabii, ben Kanada'ya artık yerleşiyorum. Artık Kanada'dan bağlanacak bize. Astrokartografi diye bir şey var. Sen doğduğun zaman gezegenlerin çizgileri dünyanın nelerinden geçiyorsa ve o gezegenler senin haritanda ne konumdaysa, orası, oralı insanlar, oralı şirketler seni öyle etkiliyor. Bununla ilgili YouTube kanalımda bir video var. Benim için burası çok iyi olduğu için buraya geldim. Kanı. O yüzden. Ha. Neyse, onu Evet. ayrıca konuşalım. Çok enteresan bir konuymuş bu. Akreplere haksızlık olmasın şimdi. Tamam. Akreplerin dakikası şu dakikadan itibaren başlıyor. Evet. Şimdi şöyle, akrep burçları kesinlikle evle ilgili bir sürecin içinden geçiyorlar. Aynı terazi burcunda dediğim gibi mutlaka evlerine feng shui yapsınlar. Mutlaka evlerinin enerjisini temizlemeye yönelsinler. YouTube'da gibi bir sürü videolar var, kitaplarımı da anlatıyorum. Mutlaka, çünkü bu onları inanılmaz rahatlatır. Dediğim gibi kökleri güçlü olunca ev kök yaşamlarında çok daha fazla iyi bir konuma gelirler. Ama parayla ilgili başka yerlerden, eşlerinden, ailelerinden ya da farklı yerlerden toplu paraların gelebileceğine dair özellikle açılar var. Süper. Ailelerinden çok ilginç bir şekilde varsa bir miras ya da iş yerinden belki toplu para, eşlerinin parası kazancı artabilir. Yani karşı taraftan özellikle bir para kazancının gelebileceğini gösteriyor. Bunu da 2022 Nisan'a kadar çok daha fazla hissedecekler. Yeni Harika. şeyler üretmek, yeni şeyler yaratmak ile ilgili işte özellikle çok iyi bir dönem. Çocuk isteyenler için akrep burçlarında çocuk verebilecek bir dönem. Aynı zamanda kitap yazmak istiyorsa, sanatsal bir şey yapmak istiyorsa, yeni bir proje oluşturmak istiyorsa çok destekleyici bir dönem. Süper. Hayatlarıyla ilgili çok pozitif, olumlu açılımlar yaşayacakları, kendilerini şanslı hissedebilecekleri bir dönem. Ama para evlerinde bir açı var. O para evlerindeki açıyı rahatlatmak için mutlaka ama mutlaka köpeklere, körlere, kör insan ve hayvanlara, engelli ya da sakat insanlara ve hayvanlara yardım etmeleri onları kesinlikle ve kesinlikle çok olumlu yönde etkiler. Özellikle engellilere yardım onların Evet. bolluk ve bereket kapısını mı açacak?
Evet. Ve köpeklere. Mutlaka köpeklere baksınlar internette de. İşte bir sürü yerler var, güvendikleri, bildikleri. Hatta kendileri de giderlerse, elleriyle yardım ederlerse, haftada bir de olsa ya da ne kadar mümkünse düzenli olarak hayvanların da mutlu olmalarını sağlamak için mümkün olduğu kadar gidip yardım da ederlerse hayatlarında pek çok mucizeler ve çok pozitif şeyin birkaç ay içinde daha fazla arttığını görecekler. O İnşallah. yaptıkları zaman enerjileri de çok daha fazla açılır. Bol bol iyilik yapmaya yönelsinler. Hatta kör, sakat, engelli hayvan sahiplenmeleri, evlerinde olması onları çok pozitif yönde etkiler. Akrep burçları böyle bir iyilik yoluna girsinler. Peki. Evleriyle ilgili de sonuç olarak rahat edecekler. Peki sevgili akrepler, bu ay sizin için hayat paylaştıkça güzelleşecek. Ne Evet. kadar çok paylaşımcı olursanız o kadar çok bolluk ve bereket sizi bulacak dedi sevgili Can Aydoğmuş. Peki sevgili Can, yaylar için neler söylüyorsun? Temmuz ayı yayları neler bekler? Yay burçları için bir kere şunu söyleyeceğim. Çok fazla karşılarındaki insanlara, yani bu ilişkilerindeki insanlar olabilir, iş yerindeki insanlar olabilir, ailesinden bazı insanlar olabilir. Çok fazla karşılarındaki insanlara odaklandıklarını gösteriyor. Özellikle devamlı başkalarıyla ilgili düşünüp alıp verdiklerini ya da çok fazla karşıya odaklandıklarını gösteriyor. Bununla ilgili spesifik olarak özellikle dikkat etmeliler. Benim YouTube kanalımda çekim gücü meditasyonu diye bir meditasyonum var. Onu düzenli olarak her gün en az bir sene yapmaları inanılmaz hayatlarında bir değişim yaratabilir. Çünkü yaşam enerjilerini devamlı dışarıya ve başkalarına verdikleri bir dönem içindeler. Uzun dönemdir bu böyle ve önümüzdeki dönemde de uzun dönem böyle bir açı var. Yaşam enerjilerini çok daha fazla kendilerine çekmeliler. Evleriyle ilgili çok mutlu olacakları, kalplerinin, evlerinin, yaşamlarının, anneleriyle ilgili konularının, annelerinin ailesiyle ilgili konuların şifalanacağı, sevgi kapılarının açılacağı, aşk kapılarının açılacağı, Harika. Harika. Hayatlarında özellikle bir sürü çok pozitif şeylerin ortaya çıkacağı bir dönem içindeler. İlişki hayatlarıyla ilgili kısır döngülerin kırılacağı bir dönemin içine girmişler ama Süper. Temmuz ayında bunların hepsi olacak demiyorum. Temmuz ayında bu konularla ilgili çalışmalılar. Önümüzdeki dönemde 2022 Nisan'a kadar onlar da iyiliğin, sevginin, barışın yolundan yürürlerse olacak. İnşallah. Peki. Çok olumlu ve çok pozitif bir şekilde kesinlikle etkileyecek. Şansları bol olsun. Evet. Evet. Peki. Sıra geldi oğlaklara. Oğlakları ne bekliyor Can? Oğlak burçları ile ilgili bir kere her şeyden önce şunu söyleyeceğim. Başarı özellikle oğlak burçlarının önünde. Düşmanlarının daha fazla yenileceği, oğlak burçlarının çok büyük başarılar elde edebileceği, kazançlarından, yatırımlarından çok daha fazla kazanç elde edebilecekleri. Süper. Varsa çalışan çocuklarının ya da okuyan çocuklarının çocuklarıyla ilgili pozitif gelişmelerin ileriki süreçte olacağı, eğer ki bu yaz çocuklarıyla ilgili diyelim okuluydu ya da özellikle işiydi ile ilgili olumsuz bir haber, olumsuz bir şey olsa öyle olacak demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Olumsuz bir şey varsa ya da olursa bilsinler ki ileriki döneme aslında şu anki olumsuzluk güçlendirici bir temel oluşturuyor. İleriki dönemde her şeyin çok daha iyi olması için böylelikle ileriki senede 2022'de çok daha iyi olacak senenin ortasından sonra ama Süper. ya da şimdi de iyi olup ileriki süreçte çok daha iyi de olabilir. Bir taraftan da insanların nasıl düşündüğüne çok bağlı. Oğlak burçları daha pozitif düşünmeli, daha çok iyilik yapmalı, daha çok farkındalığa yönelmeli. YouTube kanalımda bununla ilgili bir sürü meditasyonlar, çalışmalar var. Çok tavsiye ederim. Şöyle bir şey söyleyeceğim oğlak burçlarına. Yalnız parayla ilgili, para konularıyla ilgili biraz çalışsınlar. Benim para meditasyonlarımı bol bol her gün yapmalarını çok tavsiye ederim. Uzun dönemde çok iyi gelir. Aile konularıyla ilgili çok şifalanacakları bir dönemdeler. Kardeşleri varsa, aileleri varsa bununla ilgili 2022 Nisan'a kadar da çok şifalanma ve rahatlama, pozitif yönde gelişimlerde yaşayacaklar. Süper. Bununla ilgili mutlaka çalışsınlar. Aile dizimi gibi konularda çok büyük Peki. fayda elde ettirir. Peki. Sevgili oğlaklar, Temmuz ayı sizin için güzelse ilerleyen yıllarda çok daha güzel olacak, değil mi? Anladığım o. Eğer Bir zo de temel hazırlıyor, yine daha iyi olacak. Evet. Yani
Eğer zorluk yaşıyorsanız çok güzel günler sizi bekliyor. Sevgili Can hangi meditasyonları yapacağınızı da söyledi. Gerçekten onun da YouTube kanalında çok güzel meditasyonları var. Söylemeden geçemeyeceğim. Sıra geldi sevgili kovalara. Evet, kova burçları için dürüst olmak gerekirse bütün burçların içinde en çok, çünkü her burcun 2,5 senede, yani 2,5 senede bir Satürn farklı burçlara geçer. Farklı bir burcu geçer ve geçtiği burçta o burcun kendisini yenilemesi, kendisine bakması, kendisini dönüştürmesi için 2,5 senelik bir dönemdir. Bu dönemde Satürn kova burcunda. Kova burcu, ay bana mı denk geldi bilmem ne yaptı demesinler. 2,5 senede bir 12 tane burçtan bir tanesine geliyor. Herkese 2,5 senede bir sıra geliyor zaten. Peki bir şey söyleyeceğim ama şimdi ben kova olsam derim ki ay bana mı denk geldi ne yaşayacağım diye sorarım mesela. Ne yaşayacak kovalar? Bana mı denk geldi derken demek ki çok iyi şeyler olmayacak. Hayır. İşte şimdi onu anlatacağım. Kova burçlarının özellikle kendileriyle ilgili hayatlarındaki onlara iyi gelmeyen şeyleri değiştirmeleri, fark etmeleri için çok iyi bir dönem. Aynı zamanda özellikle mesela zayıflamak istiyorsa çok olumlu yönde etkiler, güç verir. Harika. Hayatını bir şeyi düzene sokmak istiyorsa, disipline sokmak istiyorsa çok iyidir, güç verir özellikle. Ama kesinlikle ve kesinlikle terapiye yönelmeliler. Uzun dönemdir düşünüyorlarsa ya da sorunları varsa mutlaka bir psikoloğa, psikoterapiste, psikanalist, psikodinamik uzmanına gitsinler. Gerçekten uzmanı olan insanlara, okulunu okumuş insanlara gitsinler. Tabii benim kitaplarımı okumalarını, meditasyon yapmalarını çok tavsiye ederim. Eğer ki aylarından itibaren kovadaysa YouTube kanalındaki Sadasati nedir videomu seyretsinler. Çok önemli özellikle. Ve onunla ilgili çalışmalar, onunla ilgili özellikle şeyler yapsınlar. Siyah lacivert, koyu mavi, mor, eflatun, gri, kahverengi, bordo renkler, bu renklerde taş takı kristalleri, yani mavi safir, kedi gözü, kaplan gözü, lal taşı, amatist kristali kullanmasınlar, bol iyilik yapsınlar. Bununla birlikte özellikle önümüzdeki dönemde adım adım açılmaya çalışacaklar. Ama özellikle ve özellikle kova burçları parayla ilgili pozitif yönde gelişim yaşayacaklar. Bu dönem çocuklarına biraz fazla yönelebilirler eğer ki varsa, ya da kendi yarattıkları şeylere ya da projelerine ya da bazı kendilerine çok yakın olan insanlara çok odaklanabilirler, onu dengelesinler. Arkadaşlarıyla ilgili bazı değişimler yaşayabilirler ve bazı arkadaşları hayatlarından çıkabilir, yeni arkadaşlar özellikle hayatlarına girebilir ilerleyen süreçte. Tabii bunu önümüzdeki bu süreç adım adım Temmuz ayında buna temel hazırlayan bir dönem. 2022 Nisan'a kadar da devamlı görecekleri peki, bir dönem. Peki Can, şunu söyleyebilir misin? Mesela süremiz doldu kova ile ilgili ama bir şey sormak istiyorum. Yani kova Temmuz ayında kesinlikle şuna dikkat etsin diyeceğin ne var? Kova burcu Temmuz ayında kesinlikle arkadaşlıkları, kendisine yakın insanlarla ilgili dikkat etsinler. Kime ne söylediklerine, ne yaptıklarına özen göstersinler. Biraz böyle orada iniş çıkışlar yaşayabileceklerini, yanlış anlaşılmaların olabileceğini özellikle gösteriyor. Bir dakika, bir şeye bakacağım. Bir ay, de özellikle devletle ilgili ve babaların ailesiyle ilgili ya da ailesel konularla ilgili yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama geçecek, gidecek ve düzelecek. Evet. 2,5 yıl mı kalıyor? Onlar da sevgiye ve barışa yönelsinler. 2,5 yıl mı kalıyor kovada bu olay? 2023 Şubat'a kadar. Peki. Burada özellikle kendilerini, genel hayatlarını ve ilişki hayatlarını, yani genel hayatlarını etkiliyor Satürn'ün oradaki özellikle açısı. Ve kova burçlarının mesela eğer ki kova burcu çok adaletliyse, çok iyiyse, çok doğru yoldaysa, çok iyilik yapan birisi ise o zaman çok daha rahat geçer. Mesela hemşireler için, doktorlar için, avukatlar için, hasta bakıcılar için, yardıma muhtaçlara yardım eden insanlar için daha rahat kolay geçiyor. Peki. Ama bu tarz şeyler yapmayan insanlar için daha zorlayıcı geçiyor. Çok enteresan. O yüzden çok daha iyiliğe yönelmeleri lazım. Peki, sevgili balıkları ne bekliyor Temmuz ayında? Balıklar bütün burçlar içinde açıkçası 2020 şu an, yani balıklar daha görecek. Ben bunu söylemiştim, bazı balıklar düşünmüşler. Ben 2022'nin
2021'e Nisan ile 2021'e... Tam orayı algılayamadım Can, tam orayı algılayamadım. Bazı balıklar dönecek mi dedin? Hayır, hayır, şöyle. Balıklar için çok şanslı bir dönem, çok iyi bir dönem. Harika. Ben daha önceki videolarda bunu söylemiştim ama 2021 Nisan ile 2022 Nisan için söyledim. Özellikle... Tamam. Nur, orada mısın? Buradayım, burada. Dinliyorum seni. Ha, tamam. Şöyle, balık burçları için önümüzdeki dönem çok şanslı bir dönem. Çok şifalanacakları bir dönem, çok mutlu olacakları bir dönem. Harika. Kariyer hayatları ve ev hayatları ile ilgili değişim yaşayacakları ama aynı zamanda sonuç olarak mutlu olacakları bir dönem. Kendilerinin enerjilerini yükseleceği, düşmanlarının yenileceği, özellikle çok daha güçlenecekleri, büyüyecekleri, gelişecekleri bir dönem. Hı hı. 2021 Nisan'a kadar bunun bütün pozitif etkilerini, hatta 2022 Mayıs'a kadar bunu görecekler. Bu dönemde de onları şifalandıran, yükselten bir dönem ama kitaplarımı okumalı, YouTube kanalını seyretmelerini, biraz daha fazla kendi üstlerine çalışarak daha pozitif şeyleri kendilerine çekebileceklerini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Balık burcu ne kadar kendi evini, yaşamını, enerjisini iyi bir konuma getirirse o kadar hayatında pozitif şeyler gelir. Bunun içinde işte meditasyonlar, bilinçaltı çalışmaları, pozitif düşünce, enerji çalışmalar, meditasyonlar, bol iyilik yapmak gibi bütün her şeyde çok etkili olur. Bol sarı renk kullansınlar. Özellikle çok iyi gelir ve çok olumlu yönde de etkiler. Hatta sitrin taşı bol bol kullanabilirler. Kedi sahiplenmeleri, kedilere yardım etmeleri çok iyi gelir. Özellikle kör, sakat, engelli kedi sahiplenmeleri de çok olumlu yönde etkiler. Balık burçları yüksek dönemde de çok pozitif açılar var. Çok rahat edecekler, çok mutlu edecek olacaklar. Bu yazda çok güzel dinlenecekleri, çok güzel şifalanacakları bir süreçten geçecekler. Can, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Genelde hep şuna vurgu yaptın. Temmuz ayı için herkes iyilik yapmalı. İyilikten evet. Şaşmamalı. Evet. Çünkü Allah'ın da iyi insanlar için güzel planları var. O yüzden iyi insan olalım, iyilikte yarışalım. Can, çok teşekkür ediyorum. Kanada'ya selam. Çok teşekkürler. Sonsuz sevgiler. Yine bekliyorum seni kanalıma, olur mu? Öpüyorum. Tabii tabii. Bye bye. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Temmuz ayı güzellikler getirsin canlarım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Bu kanalda ne görmek istiyorsanız yorumlarınızı yazın. Ben yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.